Hasta bireyler için yani diyabet, tansiyon, kolesterol ve kalp hastaları için bu dönemde de yine diyetlerini bozmadan rutinlerine devam etmeleri, sağlıklı bireyler için ise hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi gastrointestinal sistem rahatsızlıklarının oluşmaması için bazı beslenme önerilerinde bulunmak istiyoruz. Her zaman yaptığınız rutin ve sağlıklı bir kahvaltıyla, hafif bir kahvaltıyla başlamak en doğru basamak aslında. Tabii ki bu dönemde et tüketimi ve tatlı tüketimi arttığı için herhangi bir besin grubuna yönelmemek amacıyla kahvaltıda kavurma, kıymalı yumurta gibi ağır yiyecekler, hayvansal gıdalardan bir tık daha uzak durmakta fayda var. Eğer ki baklava, tatlı gibi şekerli gıdalar tüketilecekse reçel, bal, pekmez gibi ürünlerin de kahvaltıda tüketilmesini istemiyoruz. Bol yeşillik ve sebzeyi de ihmal etmeyin. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar olan kısımda ise ara öğün yapmakta fayda var. Çünkü ara öğün yapılmadığı takdirde akşam yemeğine birden yüklenilmekte ve çok fazla tüketilebilmekte. Ara öğünde eğer ki tatlı isteyecekseniz, yiyecekseniz bir porsiyon baklava ya da diğer şerbetli tatlılar tüketilebilir. Yanında çay ve kahve ya da bir su bardağı ayran ile şekerli yiyecekleri dengeleyebilirsiniz. Biz aslında bir çorbayla başlamanızı istiyoruz. Tabii yaz sıcakları geldi. Çorba içmek istemeyenler olabilir. Bunun için de yoğurtlu, ayranlı, soğuk çorbalar tercih edilebilir başlangıçta. Eti tek başına değil, sebzeyle birlikte pişirmek her zaman daha sağlıklıdır. Eğer sebzeyle birlikte pişirmiyorsanız etin yanında mutlaka fırın haşlanmış, közlenmiş sebzeden herhangi biri ya da bol yeşillikli bir salata öneriyoruz. Tabii ki etin miktarı kadar pişirme yöntemi de çok önemli. Eti kavurma veya kızartmadan uzak durup fırın, haşlanmış ya da ızgara şeklinde tüketebilirsiniz. Peki biz eti nasıl muhafaza edelim? Kurban Bayramı'nda et kesildikten sonraki gün, ilk gün yani, eti hemen kullanmanızı, tüketmenizi önermiyoruz. Bunun yerine öncelikle 24 saat boyunca soğuk ve serin bir ortamda bekletmeli, eti dinlendirmelisiniz. Ertesi gün hangi tencereye ne kadar et koyacaksanız o porsiyon miktarlarıyla buzdolabı poşetlerine yerleştirip buzluk ya da derin dondurucuya atabilirsiniz. Direkt sıcak suyla temas ya da direkt dışarı çıkarıp çözdürmek yanlış bir yöntem. Çok hızlı bakteri gelişimi gözlemlenmekte. Bu yüzden etin buzdolabının altında çözdürülmesini öneriyoruz. Sağlıklı ve dengeli beslendiğiniz lezzetli, mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum.